arkadaşlar, ben bugün sizinle birlikte gününüzü mahvedecek sinir bozucu şeylere bakacağız. Benim sinirimi bozan şey ise bu kanalıma, oyun kanalıma ve Mert'le olan ortak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayanlar. Ücretsiz bir şekilde sizleri bekliyoruz. Beni sinir eden şeyleri söylediğime göre sıra hepimizi sinir eden şeyleri izlemekte. Bu ne abi? Yarasa falan mı? Evin içine yarasa mı girmiş? Fare mi? Oha, farenin tavan merdeleye girdiğini biliyordum da tavana düz bir şekilde tırmanabildiğini inanın bilmiyordum. Buraların aslında ne kadar kirli olduğunu göstermek için yapıyoruz. Ben zaten hiçbir şekilde elimi koymam. Evet, abi bence boyası çıkmış olabilir mi? Belki boyası çıkmıştır. İyi tarafından bakalım lütfen. Bir de diğer tarafı mı yapacaksın? Abi işsiz misin? Boş ver, ne yapacaksın ya? Trambolin parktayız. İnanamıyorum. Var mı da aşırı utanç verici bir şey değil mi? Bu arada ben de bir trambolin maceramı anlatayım da abi kendini yalnız hissetmesin. Ben de sıçrıyordum ki birden bir damla. Yer çekimine meydan okuyamıyorum herhalde. Belki hepimiz bir damla bile kaçırmışızdır diye düşünmek istiyorum. Umarım kaçırmışızdır. Abi yalnız hissetmeyelim diye kendimizi rezil ettik, iyi mi? Her yılın başında şöyle bir maceraya giriyorum maalesef ki. Botlarımı da hiçbir şekilde kaydırmayanlardan seçiyorum ama bu olayı yaşıyorum. Her yıl bir defa. Abla inecek aşağı ama sen de oradan niye çıktın abi bak. Yanlış yolda yürüyorsun şu an. O çimenlikli alanlardan basacaksın ya. Yalnız ooo şu an bayağı buz pateni yapıyor. Oha, umarım bir yerini kırmazsın. Lütfen kırmamış ol. Spor salonunda böyle bir alet mi var? Hiç görmedim. Tırmanıyoruz evet. Sonra oraya geliyoruz ve... Allah, iyi ki görmemişim. Ne yapacak şimdi? Kaldı orada. Allah, kollar da bitiyor, güç kalmadı. Beni hiçbir şekilde tutamazlar diye kendimi bırakamazdım. Ne yapacağız? Net düşecek var ya. Of, yeni bir fobi eklendi şu an. Tırmanma fobisi. Evet. Umarım iyisindir. Bu nedir? Şu an bir kapı kamerası mı bu? Allah, bir korku bir şey diyor da hadi bakalım. Oo, abi. Neden kapımı çalıyorsun? Kimsin sen? Ha, kulağının kirini mi temizliyor? Ne var? Biraz algılamam uzun sürdü. Şu an kulağına sanırım kulaklığın o naylonlu kısmı var ya. Orası yapışmış. İnanamıyorum. Ben zaten bunları hiç sevmem var ya. Benim sevdiğim kulaklar direkt kulağının içine oturanlar. Bunları hiç sevmiyorum. Ay çok kötü. Çocukluğumda bir kere bitlenmiştim. Ama bu kadar biti. İlk kez görüyorum şu an. Çok kötü, bu ne? Resmen bit tarlası bu. Bu arada bitin böyle kirlilikle falan bir alakası yok. Eğer aramızda olanlar varsa. Hiç kendini kötü hissetmesin. Ben de oldum. Hepimiz bu kaderin yolcusuyuz. Kafadan kafaya sıçrayan hayvanlar. Bit ilacıyla veya kafanızı kazıyarak çözüme ulaşabiliyorsunuz. Eğlenceli mi yoksa korkutucu mu? Net korkutucu. Net korkutucu. Ben şu an boğuldum bile yani. Neyse eğlence. Hiç eğlenemedim nedense. Evet, abimin bisikleti var. Bir dakika, ne yapıyor? Abicim, önüne bakman gerekiyor ama sen bakmamayı tercih ettin. Ve suyu boyladın, çok iyi oldu. Katlanır yatar. Abi peki bunu nasıl mümkün oluyor? Burada bir elektrik, kinetik enerji falan bir şey mi var? Peki ablanın saçlarının mükemmelliği? Bu ne? Lütfen bana bunun bir böcek. Hayır. Hayır, bu bildiğin dal ya. Abi nasıl böcek bu? İnanamıyorum. Belki de bizim gördüğümüz dallar aslında böcek. Şu an abi sinirim bozuldu ve gönlüm mahvoldu ya. Kendime neden böyle bir kötülüğü yaptım? Oyuncak bebeklere uygulamak istediğim tarife tam olarak bu. Ama o oyuncak bebek birazdan canlanırsa abi de altına eder bence. Evet, sonunu izle diyor. Bakalım finalde ne olacak? Bu döndü, kafası mı döndü? Abi... Vallahi döndü. Vallahi döndü. Bu köpekler aslında benim deli gibi hoşuma gidiyor ya. Çok tatlı. Bir sürü saçları var. Vücudun tamamı saçlardan oluşuyor. Ana. O nasıl bir şekilde ya öyle? Şu an kızlar gününün nasıl mahvolması gerektiğini bayağı anladı ya. Anlayanlar bir like'a dokunsun lütfen. Acı verdi ya. O tırnak bana acı verdi şu an. Şeyde bir terslik var evet. Zincir neden yamuk? Bu yüzdenmiş. Bir ahtapot mu? Oha! Su fışkırttıkça mavi mi? Mor mu oluyor? Ana! Dünyanın en saçma arabası bu herhalde. Harbiden sinirimi bozdu ya. Bu ne ya? İnsan orada bir tekerlek arıyor, bir tampon arıyor, bir alt kısmı arıyor ya. Nereye oturacağız burada? Üstüne binip gezeceğiz herhalde. Evet, fareler bence hepimizi rahatsız ediyor ya sanki. Oha! Ama bu
bir korkusuz fare. Ay fare dediğin korkar. Bu fareler bayağı dünyayı ele geçirmiş şu an. Şu hale bakın. Şu an tel takanlar rahatsız olmaya başladı bile. Bu kişinin sanırım çenesi biraz önde mi? Lastik yerine mekanik bir şey takmışlar. Oy. O mekanik şeyin tadı ağzıma geldi şu an ya. Abi işte deniz kızlarının gerçekçiliğinin kanatı. Al. Eğer onu şu an kumdan yapmadıysan gerçek. Vallahi gerçek. Harbiden gerçek ama şuna bakın. Nerede acaba? Bu bir saç kesme metodu herhalde. Örgülüyken saç mı kesiyoruz? Sanki olmayacak gibi. Oradan mı keseceksin? Hayır. Yapma, bu kadar olmaz. Biraz aşağıdan kes de kuaföre düzgünlük kestirtirsin ya. Bak olmayacak. Kes hadi kes. Anlar şey müstak. Olmadı. Nasıl olacak? Acaba çok kötü. İyi oldu mu şimdi, mutlu musun? Şuradan kes diyordun. Ne oldu? Al sana saç. Düşünsenize annenizi mutfakta böyle buluyorsunuz. Gecenin bir yarısı hem de. Anne artık annem değilsin. Kene mi bu? Örümcek mi? Oha. Hayatımda ilk kez böyle bir örümcek gördüm. Meksika kimliğine bürünmüş bir örümcek değil mi ya bu? Abi bu ne? Bu yengeç saldırısı olabilir mi? Harbiden bu yengeçler şu an dünyaya saldırmaya yemin etmiş gibiler ya. Sonunu bekle. Ay. Sıkıştın oraya. Ay arka arkaya gitmek dünyanın en kötü şeyi. Çok iyi hareket kardeşim, evet süper. O ne be? Balık mı o? Nasıl ya? Bu ne? Nasıl bir şey bu? Oha. Aha. Sigara içen bir bitki mi bu, ne? İnanamıyorum. Acaba bunun adı ne, çok garip. Ursula'ya bakın. Oha bayağı gerçekçi olmuş. Bu kişi şu an Helen'in yarışmasına girse net birinci olmuştu. Şişme bira uzun içine giriyoruz derken köpeğin senden önce girmişti. Ya abi suyun hepsini heba ettin ya. Ama bu ne ya? Harbi sinir bozacağım şu video. Bazı arkadaşlar, bazen arkadaşlar gerçekten. Şimdi bu güzel bir hareket mi? Bu kız burnunun içinden nasıl çıkacak? Evet, gençken kan bayağı deli akıyor ya. Buna gülmüyorum, neden biliyor musunuz? Çünkü benim de başıma geldi. Küçükken her şeyin üzerindeydim ve bazen böyle şeyler oluyor. Acaba oynamak mı istiyor? Şaka bu ya. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Bugün sizinle birlikte gününüzü mahvedecek sinir bozucu şeylere baktık. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve gününüz mahvolmuştur diyemeyeceğim. Çünkü mahvolmasın. Sinir bozulanlar bir like ile kendini belli etsin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.